Evet sevgili arkadaşlar, geldik nüfusun son bölümü olan yerleşme kısmına. Şimdi yerleşmelerini nasıl yorumlayacağız? Yerleşme kaça ayrılır? Buralarda dikkat etmemiz gereken noktalar nelerdir? Onu da konuşalım ve nüfus konusunu tamamlamış olalım. Şimdi biz yerleşmeleri önce iki ana gruba ayıracağız. Bir, kır yerleşmeleri. İki, kent yerleşmeleri olmak üzere. Kır yerleşmeleri dediğimiz işte köylerden başlıyor. Köy, çiftlik, maden, mezra, divan, yayla, ağ, kom, dam, oba. Ki bunlar da kendi içerisinde devamlı ve geçici olarak ikiye ayrılır. Buna biraz sonra bakacağız. Bir de dokularına göre işte toplu yerleşmeler, dağınık yerleşmeler, kıyı boyu yerleşmeler ve benzeri olmak üzere bu şekilde gruplandıracağız. Kent yerleşmelerini de işte büyüklüklerine göre işte büyük şehirler, orta büyüklükte ya da küçük büyüklükte kentler, fonksiyonlarına göre kentleri gruplandıracağız. İşte tarım kentleri, sanayi kentleri, turizm, ticaret, ulaşım kentleri, kültürel fonksiyonlarına göre kentler olmak üzere işte üniversite kentleri, idari fonksiyonlarına göre işte başkent ve askeri şehirler olmak üzere kent içerisinde farklı gruplara ayrılır. Özellikle burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Kentlerin ekonomik fonksiyonlarına göre sınıflandırılması, tarım kenti mi, sanayi kenti mi, ticaret kenti mi, liman kenti mi benzeri, ona biraz sonra değineceğiz. Şimdi bir yerleşim alanını kır ya da kent olarak ayrılmasında şu kriterlere dikkat edilir. Bir, nüfus miktarı. İşte nüfus miktarı 10.000 altındaysa orası kır, 10.000'den fazlaysa orası kent yerleşmesi olarak kabul ediliyor. İşte ekonomik faaliyetinin türü, işte ekonomisi tarım hayvancılığa daha çok dayanıyorsa kır, sanayi hizmete dayanıyorsa daha çok kent olarak kabul ediliyor. Yerleşim alanının büyüklüğü, yani arazide kapladığı alanın büyük ya da küçük olması ve benzeri faktörler belirleyici oluyor. Ha burası çok önemli mi? Hayır, bu ayrım üzerinden çok fazla soru gelmiyor. Ama şurası önemli. Şimdi önce şuna bakalım. Kırsal yerleşmeleri dokularına göre nasıl gruplandıracağız? Bir, toplu yerleşmeler. Şimdi toplu yerleşmeler mantığı şu. Resimden görünüyordur herhalde. Bakın düz bir alan. Etrafında bitki örtüsü zayıf olduğu belli oluyor. Kurak bir bölge. Ve evler bakın bir arada toplu halde bulunan yerleşmelere toplu yerleşmeler adını vermekteyiz. Bu tarz yerleşmeler ülkemizde özellikle İç Anadolu bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaygın. Önemli burası. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toplu yerleşme tarzı dediğimiz yerleşme alanları biraz daha ön plana çıkmaktadır. Peki soru şu. Toplu yerleşme tarzının ortaya çıkmasındaki temel etmen nedir? Sevgili arkadaşlar, su. Su kaynaklarının az olması bu yerleşmenin ortaya çıkmasındaki temel faktördür. Ha, yer şekillerinin sade olması da bunu kolaylaştırmıştır. Ama bir kez daha söylüyorum. Toplu yerleşme tarzının ortaya çıkmasındaki temel faktör su kaynaklarının az olması. Böyle olunca insanlar suya yakın yerlere yerleşmişler. Bu da toplu bir arada yerleşmelerin ortaya çıkması yol açmıştır. İki, dağınık yerleşmeler. Yani evlerin birbirinden uzak olduğu, aradaki mesafenin çok olduğu. Bu yüzden de altyapı hizmetlerinin götürülmesinde daha büyük zorluklar yaşandığı yerleşme tarzı. Nerede yaygın? Karadeniz. Özellikle hangi bölüm? Doğu Karadeniz. Soru, peki dağınık yerleşme tarzının ortaya çıkmasındaki temel faktör nedir derse, sevgili arkadaşlar, burada da unutmuyoruz. Yer şekillerinin engebeli olması bu yerleşme tarzının ortaya çıkmasındaki temel etmendir. Arazinin dağlık ve engebeli olması şöyle bir etki yaratıyor. İnsanların yerleşebilecekleri, konutlarını yapabilecekleri alanların küçük ve parçalı olmasına ulaşmıştır. Bu da dağınık bir yerleşme tarzının ortaya çıkması ulaşmıştır. Ha, su kaynaklarının bol olması da bunu kolaylaştıran faktör olmuştur. Ama asıl sebep burada nedir?
yer şekillerinin engebeli olmasıdır. Toplu ve dağınık yerleşmelerin ortaya çıkmış mantığı ülkemize görülen alanlar bunlar. 3. Çizgisel yerleşmeler. Bir akarsu boyunca, arkadaşlar akarsunuz kendi iki kenarında akarsu boyunca kurulan yerleşmelere çizgisel yerleşmeler denir. Buna Türkiye'deki en iyi örnek Amasya'dır. Amasya ile Yeşilırmak Nehri çevresinde kurulmuş akarsu boyunu takip eden bir yerleşim alanıdır. 4. Kıyı boyu yerleşmeler. Özellikle arkadaşlar denize kıyısı olan şehirlerde şehirler kıyıyı takip ederek kurulmuşlardı. Mesela Doğu Karadeniz'de Trabzon, Rize, Ordu gibi illeri buna örnek verebiliriz. Akdeniz bölgesinde Antalya veya işte Ege bölgesinde Muğla özel ilçeleri buna örnek olarak verilebilmektedir. Peki, şimdi gelelim. Çok önemli bir konu. Köy altı yerleşmeleri. Köy altı yerleşmeleri nedir? Nelere dikkat edeceksiniz? Burası bizim için önemlidir. Önce şunu konuşalım. Şimdi köy altı yerleşmesi nedir? Sevgili arkadaşlar, köy altı yerleşmesi şudur. Köylere bağlı olarak kurulan, köylerin dışında küçük, az nüfuslanmış, tarım ya da hayvancılığın ön planda olduğu küçük yerleşim alanlarında biz köy altı yerleşmelerin adını vermekteyiz. Peki, köy altı yerleşmelerinin ortaya çıkmasında temel faktör nedir? 1. Kalabalık ailelerden koparak bağımsız yaşama isteği. Yani köyün dışında tarlam var, arazim var, kalabalıktan sıkıldım gittim köyün dışında arazimi ev yaptım, orada yaşamımı devam ettiriyorum. Orada küçük bir yerleşme kurdum. İşte bu köy altı yerleşmesi bir örnektir. Veya aileler arasında çıkan anlaşmazlıklar, kan davaları ve benzeri. Tarım arazinin yetersiz ve birbirinden uzak olması. Otlak ve barınak temin, özellikle hayvancılıkla uğraşanlar, yaylaların ortaya çıkmasında işte otlak temini etkili olmuştur. Ya da işte orman alanlarını kesilerek küçük yerleşim alanlarını haline dönüştürmesi bu tarz yerleşimlerin ortaya çıkmasındaki başlıca faktörel etmenlerdir. Peki şimdi biz bunları sevgili arkadaşlar ikiye ayıracağız. 1. Geçici yani mevsimlik olanlar. 2. Devamlı yani kalıcı. Burada şöyle bir kolaylık yapalım. Geçici yerleşmelerde ekonomik faaliyet genelde hayvancılık ağırlıklı. Hayvancılık ön planda. Kalıcı olanlarda ise daha çok unutmayınız tarım. Tarımsal faaliyetler biraz da ön planda çözülüyor. Çiftlik, divan, mezra ve benzeri. İşte yayla, hayvancılık amaçlı. Oba, hayvancılık. Dam, hayvancılık. Kom, hayvancılık. Al, hayvancılık. Dalyan, balıkçılık olabildiği hayvancılık. O yüzden buralarda böyle bir ayrımdan söz edebiliriz. Şimdi tabii bunlar nerelerde görülür? Ülkemizde nerelerde bunları yaygın olarak görebilmekteyiz? Önce şunlara bakalım. Köy altı yerleşmelerinden yay, kom, oba, al, dam, dalya. Bunlar nasıl? Geçici olanlar. Çiftlik, mezra, divan, mahalle ise nasıl? Kalıcı olan köy altı yerleşmeleridir. Şimdi yaylacılıktan biraz bahsedelim. Şimdi yaylacılık faaliyeti. Genelde ne amaçla kullanılır? Hayvancılık. Son yıllarda hangi amaçla kullanılır? Turizm. Nerelerde yaygındı? Karadeniz, Akdeniz, Doğu Anadolu bölgesi. Peki bir yerde yaylacılık yapılabilmesi için nasıl bir yer olması gerekiyordu? Yüksek dağlık bir alan olması gerekiyordu. Türkiye'de yaylacılığın en az yapıldığı bölgemiz hangisiydi? Marmara bölgesiydi. Bunu hatırlıyoruz. Yaylacılığa dikkat edin. Ve köy altı yerleşmeler içerisinde sevgili gençler en yaygın olanıdır yaylalar. Kom. Şimdi şuraya sığır yazdım. Sığır ne? Bir büyükbaş hayvan türü. Ülkemizde büyükbaş hayvan özellikle nerede yaygın? Doğu Anadolu bölgesinde. Bu Erzurum, Kars tarafında büyükbaş hayvan çok yaygın. İşte
Doğu Anadolu bölgesinde büyükbaş hayvan barınaklarına ne deniyormuş? Kom. O zaman kom derneğleşmeler ülkemizde en çok hangi bölgede görülüyor? Doğu Anadolu bölgesi. Oba. Buna kıl keçisi yazdım arkadaşlar. Türkiye'de kıl keçisi en çok nerede besleniyor? Akdeniz bölgesinde. Yani Toroslar'da. Akdeniz bölgesinde Toroslar'da göçebe yaşayan yörükler var. Bunların kıl çadırlarda geçici olarak konakladıkları yerleşim alanlarına oba adı veriliyor. O zaman oba tarzı yerleşmeler ülkemizde en çok nerede görülmüş? Akdeniz bölgesi. Ağıl. Buna da koyun yazdım arkadaşlar. Koyun barınakları. Üstü açık, etrafı çit ya da böyle çalıyla, taşla örülü koyun barınaklarına ağıl dedi. Ülkemizde de koyun yetiştirici İç Anadolu, Doğu Anadolu, hatta Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaygındır. O zaman İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu'da ağıl tarzı yerleşmeler yaygındır. Dam. Şimdi dam Ege bölgesinde özellikle işte İzmir, Aydın, Muğla taraflarında ve göller bölgesi, Isparta, Burdur çevresinde görülen hayvan barınaklarına dam adı veriliyor. Damların şöyle bir farklılığı var. Asıl ekonomik faaliyet hayvancılığı ama o süre içerisinde damların kenarında, yani o bölgede iklim de uygun olduğu için tarımsal faaliyetler de yapılır. Ama asıl ekonomik faaliyet hayvancılık faaliyeti. Nerede yapılmış damlarda? Ege bölgesi ve göller bölgesi. Balıkçılık. Buralarda ne yapılıyordu? Dalyanlarda balıkçılık. Balık çiftlikleri. Nerede yaygındı dalyan tarzı yerleşmeler? Ege bölgesi. Hangi yer? Özellikle Muğla diye hani hatırlayın. Demişti ki orada korunaklı koyun sayısı fazla olduğu için oralar bu tarz balıkçılığa uygun bir alan. O yüzden Türkiye'de dalyan tarzı yerleşmeler Ege bölgesinde, yani Muğla tarafında yaygın olarak görülen bir köy altı yerleşme tarzıdır. Peki şimdi geçici olanlar bunlar. Yayla, kom, oba, ağ, dam, dalyan. Yaylalar en yerli olan. Kom, sığır barınakları Doğu Anadolu. Oba, kıl keçisi Akdeniz, ağ, koyun barınakları. İşte İç Anadolu, Doğu Anadolu, dam, Ege, göller bölgesi, dalyan, Ege bölgesi, Muğla tarafında köy altı yerleşme çiftlik. Şimdi çiftlik deyince aklımıza geniş araziler gelsin gençler. Tarım yapılan ama böyle bir geniş alanlarda büyük oranda tarımsal üretim yapan yerleşmeler var bunlar. O yüzden bir yerde çiftlik tarzı yerleşme kurulması için geniş arazi olması gerekiyor. Geniş arazi olabilmesi için de yer şekli nasıl olması gerekiyor? Sade olması gerekiyor. O zaman Karadeniz veya Doğu Anadolu bölgesi gibi bölgeler hayvancılığa çiftlik tarzı yerleşme uygun mu? Hayır. Peki asıl ekonomik faaliyet ne? Tarım. Ek olarak da ne yapılabiliyor? Hayvancılık. Ama unutmayınız ki çiftlik tarzı yerleşmenin ortaya çıkmasında asıl ekonomik faaliyet tarımdır arkadaşlar. Marmara'da görülür. İç Anadolu'da görülür. Ege'de görülür. Akdeniz'de özellikle Adana çevresinde, Çukurova'da bu tarz yerleşmeler yaygındır. Unutmayın, bir daha söylüyorum. Çiftlik tarzı yerleşmeler yer şekillerinin sade olduğu, tarım alanı geniş olduğu alanlara göre. Mezra. Dikkat edelim. Şimdi mezra tarzı yerleşmeleri 2018 yılında sınıf öğretmenlerine sorulan alan sorusunda ÖSYM mevsimlik, yani geçici bir yerleşme olarak kabul etmiş. Alanda öyle ama genel kültürümüz bunu kalıcı olarak kabul edeceğiz. Çünkü mezralarda yapılan asıl ekonomik faaliyet tarım ve ek olarak hayvancılık. Nerede yaygın? Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da. Peki mezra nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır? Şöyle, özellikle nerede yaygın bakın? Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da. Şimdi mantığı şu. Şimdi şöyle düşünün. Şurası bir köy yerleşmesi. Köyler biliyorsunuz bizim idari yapımızda en büyük kırsal yerleşmedir. Ana yerleşmemiz köy. Köyün dışında şurada bana ait bir arazim var. Veyahut da aileme ait bir arazim var. Köyden bir ile anlaşmazlığa düştüm. Anlaşamadım. Kan davası olabilir veya bağımsız yaşama isteği olabilir. Köyden çıktım.
kendi arazime gittim. Kendi arazimin yanına evimi yaptım. Sonra işte bir akrabam daha geldi. Sonra bir akrabam daha geldi. Sonra bir akrabam daha geldi. Sonra baktık ki kendi arazimizde işte 3-5 evden oluşan küçük bir yerleşme kurduk. Kendi arazimizde de tarım yaparak geçimi sağlıyoruz. Ek olarak da hayvancılık yapıyoruz. İşte bu şekilde ortaya çıkan yerleşmelere mezra adını vermekteyiz. Özellikle hani Doğu ve Güneydoğu'da işte kan davası ve benzer anlaşmasında birazcık daha ön planda olduğu için arkadaşlar. O yüzden orada yaygın olarak görülüyor. Divan. Ana ekonomik faaliyet, tarım. Nerede yaygın? Karadeniz, özellikle Batı Karadeniz, bu Kastamonu, Bolu, Düzce, hatta Sakarya taraflarında divan tarzı yerleşmeler yaygın olarak görülüyor. Peki divan nedir? Divan şudur arkadaşlar. Birkaç evden oluşan küçük alanlı tarım yapılabilen yerleşmelere divan diyorlar. Şöyle düşünün. Şurada küçük bir tarım alanı var. 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 Buraya iki ev yerleşti. Burayı ekip biçiyor. Burada bir ev var. Atıyorum burada üç ev var. Burada iki ev var. İşte tarım yapılan birkaç evden oluşan bu küçük küçük yerleşmelere Karadeniz'de, Batı Karadeniz'de divan yerleşmesi adı veriliyor. Sonra bunlar birkaç tanesi birleşerek bir tanesi muhtarlık oluyor arkadaşlar. Geri kalan kısımda bunlara bağlı mahalle konumuna gelip köy statüsü kazanabiliyorlar. Mahallede her bölgede görülebilen bir köy altı yerleşme tarzıdır. Yapı olarak nasıl? Kalıcı bir köy altı yerleşme tarzıdır. Evet sevgili arkadaşlar, köy altı yerleşmeleri özellikleri nerelerde bulunduklarıyla ilgili söyleyeceklerimiz şimdilik kısaca bu şekildedir. Peki devam edelim. Hemen bir tane soru göstereyim. Çok özür diliyorum. Peki nedir köy altı yerleşmenin özellikleri? 1. Nüfus miktarı nasıl? Az. Çünkü küçük yerleşmeler. Daha çok dağınık yerleşme tarzı yaygındır. Yani birkaç evden ve birden uzaktır. Tarım hayvanlık önceden çıkmıştır ve su kaynaklarına yakın kurulmuş olan yerleşme alanlarıdır. Yani su yoksa siz suyun olmadığı bir yere gidip yerleşme kuramazsınız. O yüzden bu yerleşmelerde su kaynaklarına yakın kurulmuş yerleşmelerdir. Peki gelelim konut tiplerine bakalım. Konut tipleriyle alakalı da neler bilmemiz gerekiyor? Sevgili arkadaşlar, şimdi biliyorsunuz bölgelere göre, iklim koşullarına göre, ekonomik özelliklere göre konutlarda kullanılan yapı malzemesi ve konut tipleri farklılaşabiliyor. İşte bazı bölgelerde ahşap evler yaygın, bazı bölgelerde taş evler, bazı bölgelerde kerpiç evler yaygındır. Bu neye göre değişiyor? Şimdi burada şuna dikkat edelim. Unutmuyoruz. Konut tiplerinin farklılaşmasında bir, İklim özellikleri, 2. bitki örtüsü, 3. jeolojik yapı, 4. gelenek ve görenekler, 5. ekonomik durum gibi faktörler etkilidir. Şöyle düşünün, örnek vereyim. Karadeniz'de iklimi gereği bol yağış oluyor, orman çok. O zaman Karadeniz'de en kolay bulunacak yapı malzemesi ne? Ahşap. O yüzden Karadeniz'de ahşap evler yaygındır gibi. Okey. Peki, 1. ahşap evler. Bu konut tipi ülkemizde tabi hangi bölgemizde yaygın? Karadeniz bölgesinde yaygın. Neden? Çünkü iklimi gereği dedik ki orman çok. Yapı malzemesi olarak ağaç bulunduğu için burada ahşap evler yaygın olarak bulunur. Şimdi buna bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Resimde de görüldüğü üzere Karadeniz bölgesinde ahşap evleri yaparken zeminden biraz daha yüksek yaparlar. Ya böyle kalaslar üzerine yerleştirirler ya da altına bir taş temel koyup üstüne ahşabı yerleştiriyorlar. Bunun iki nedeni var. Bir, toprak çok nemli olduğu için ahşabın nemle temasını keserek evin ömrünü uzatmak. Bu bir. İki, bu tarz konutlar Karadeniz'de aynı zamanda kışlık yiyeceklerin saklandığı
depolar olarak kullanılır. Bu depolara, bunlara serender adı verilir. Yüksekte yaparlar ki fare ve benzeri canlıların o yiyeceklere ulaşmasını önlemek amacıdır. Ama asıl amaç, unutmayınız ki, ahşabın toprakla nemli temasını keserek evin ömrü uzatmak, artı sel ve taşkınlara karşı da yine yüksekte yapılır. Ahşap evlerin özelliği bu. İki, kerpiç evler. Kerpiç, yani topraktan, çamurdan yapılan evler arkadaşlar. Şimdi bu konut gibi genelde az yağış alan kurak bölgelerde yaygındır. O zaman Türkiye'de ben bu konut tipini İç Anadolu'da görürüm. Konya bölümü falan tarafında. Güneydoğu Anadolu bölgesinde görürüm. Özellikle Harran çevresi, Tonoz denilen şu kubbeli Harran evleri, kerpiçten yapılmıştır. Sonra Doğu Anadolu bölgesinde özellikle Iğdır, Elazığ, Malatya çevresinde bu konut tipini görebilirim. Niye Iğdır, Elazığ, Malatya? İklimi hatırlayın. Buralar Türkiye'nin en az yağış olan yerleri arasındaydı. O yüzden buralarda da biz bu konut tipini az da olsa görebilmekteyiz. 3. Taş evler. Yapı malzemesinin taş, yani kayaç olduğu evler. Türkiye'de bu tarz konut tipi en fazla sevgili gençler Akdeniz bölgesinde gördü. Ha, burada bir uyarıda bulunmak istiyorum. Tabi bölgelerin jeolojik yapısına göre kullanım taş da değişiyor. Akdeniz bölgesinde kalker, Ege bölgesinde mermer çok kullanılıyor. Erzurum, Kars, Ardahan, Van gibi illerde volkanik bir taş olan bazalt, çok sert volkanik taştır. Nevşehir çevresinde Kapadokya'da volkan tüfü, dikkat, Ankara çevresinde de yine volkanik bir taş olan andezit kullan. Yani bölgelerin jeolojik yapısına göre kullanılan taşın cinsi de ne yapıyor gençler? Bölgelere göre değişiyor. Ama unutmayınız, Türkiye'de taş evler en fazla hangi bölgemizde görülürmüş? Akdeniz bölgesinde. Şu da yine bir taş ev ama tüf dediğimiz, yani volkan tüfüne yapılan ev nerede yaygındı? Kapadokya'da, Nevşehir çevresinde bu tarz evlerde yaygın olarak görülüyor. Ve hımış evler. Şimdi hımış ev şu arkadaşlar. İki yapı malzemesinin bir arada kullandığı konut tipidir. Bir kısmı ahşap, bir kısmı kerpiç, yani bazen taş, genelde kerpiç. Resme bakarsanız ana iskelet ahşaptan yapılmış, ara duvarlar kerpiç. İki yapı malzemesinin bir arada kullanıldığı geleneksel Anadolu konut tiplerine hımış adını vermekteyiz. Peki nerede yaygın? Nerede yaygın? Amasya, Tokat, Ankara ve Pazarı, Kütahya, Eskişehir Odun Pazarı gibi o eski Türk evlerinin olduğu yerlerdeki konutlar hımış evlere örnek olarak verdiğimiz konut tipleridir. Evet arkadaşlar, konut tipleriyle kısaca bu. Şimdi şuna da biraz konuşalım. Fonksiyonlarına göre kentleri gruplandırılır. Mesela Rize, Ordu, Bafran, Niksar, Niğde, Kırşehir, Yozgat, Söke, Konya gibi illerde kentleri tarif. İlla il olmak zorunda değil, ilçe de olabilir. İstanbul, İzmir, Bursa, Kayseri, Konya, Gaziantep gibi şehirler ticaret şehri. Aynı zamanda İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun, Trabzon, İskenderun büyük limanlardan da liman şehridir. İstanbul, İzmir, yani Kocaeli, Bursa, İzmir, Adana, Karabük, Ereğli, İskenderun, Tırıkkale gibi şehirler büyük sanayi kentleri, sanayi kentleridir. Ankara tabi idari kent, başkentimiz. Erzurum, Malatya, Sarıkamış gibi kentlerde büyük askeri birlikler olduğu için askeri kentler olarak alabiliriz. Antalya, Muğla, İzmir, Göreme, Alanya, Didim, Bodrum, Çeşme gibi şehirlerde arkadaşlar turizm. İlla, dikkat edin, illa deniz turizmi olmak zorunda değil. Mesela Göreme'de bir turizm kentidir.
maden şehirleri Zonguldak, Soma, Elbistan, Batman, Seydişehir, Morgul, Küre gibi. Unutmuyoruz, İskenderun bir maden şehri değil, İskenderun bir sanayi şehridir. Sadece fabrikası var, orada işlenen demir ve kömür dışarıdan geliyor. Ulaşım kenti, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Afyon. Hoppa, Afyon Kredi'nin tam bir kavşak noktasıdır. Ege bölgesini, İç Anadolu'ya, Akdeniz'i, Marmara'ya bağlayan yollar Afyon'dan geçer. Burası da önemli. Bir de çok fonksiyonlu kentlerimiz var. Ne demek? Yani birden fazla özelliğe sahip olan. Hani işte sanayi, turizm ve benzeri. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Adana gibi kentler çok fonksiyonlu kentlere örnek olarak vereceğimiz önemli şehirlerdir. Peki, şimdi geldik sevgili arkadaşlarım. Nüfusla alakalı son kısma. Ülkemizdeki büyükşehir belediyesi olan illerimiz. Sevgili arkadaşlar, Türkiye'de şu anda 30 adet büyükşehir belediyesi var. 81 ilimizin 30 tanesi büyükşehir belediyesi konumundadır. Şimdi bunu ikiye ayıracağız. Bunu ikiye ayıracağız. Bir, eski büyükşehir belediyeleri. Sevgili arkadaşlar, 30 ilin 16 tanesi eski derken 2012'den önce büyükşehir olan iller. Bunların 14 tanesi ise 2012'den yani sonradan yapılan büyükşehirler olmak üzere kendi içerisinde iki ana gruba ayıracağız. Peki. Şimdi burada tek tek bakalım. Eski büyükşehir belediyesi olan illerimiz. Marmara bölgesinden, bölge söyledim ben. Marmara bölgesinden 4 tane eski büyükşehirimiz vardı. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa. Bir daha sayıyorum. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa. İç Anadolu bölgesinden 4 tane büyükşehir belediyesi vardı. Ankara, Kayseri, Eskişehir, Konya. Bir daha sayıyorum. Ankara, Kayseri, Eskişehir, Konya. Ege bölgesinde sevgili arkadaşlar bir tane büyükşehir belediyesi vardı. O da İzmir. Akdeniz bölgesinde 3 tane büyükşehir belediyesi vardı daha önce. Antalya, Adana, Mersin illeri yer alırdı. Karadeniz bölgesinde 1 adet büyükşehir vardı. O da Samsun iliydi. Şurası. Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum bir tane büyükşehir vardı. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise Gaziantep ve Diyarbakır. Türkiye'nin eski 16 büyükşehir belediyesi bu. Çünkü şöyle sorular geliyor. Diyor ki aşağıdaki illerden hangisi sonradan büyükşehir yapılan illerden birisidir? O zaman eskileri bilelim. Bir daha sayalım. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Ankara, Kayseri, Eskişehir, Konya, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Samsun, Erzurum, Gaziantep, Diyarbakır eski büyükşehir olan iller. Peki sonradan büyükşehir yapılan iller hangileridir? Sevgili arkadaşlar, Marmara bölgesinden sonradan büyükşehir yapılan iki tane il var. Tekirdağ ve Balıkesir. Yazdım. Marmara bölgesinden sonradan ilk büyükşehir yapılan kaç il varmış? İki. Birisi Tekirdağ, diğeri Balıkesir. Ege bölgesinde sonradan büyükşehir yapılan 4 tane il var. Manisa, Muğla, Aydın, Denizli arkadaşlar. Bir daha sayıyorum. Manisa, Muğla, Denizli, Aydın. Akdeniz bölgesinde sonradan büyükşehir yapılan iki tane il var. Kahramanmaraş ve Hatay arkadaşlar. Akdeniz bölgesinde sonradan büyükşehir yapılan iki ilimiz. Hatay 1, Kahramanmaraş 2. Güneydoğu Anadolu bölgesinde
sonradan büyük şehir olan iki tane il var. Birisi Şanlıurfa, diğeri Mardin arkadaşlar. Şanlıurfa ve Mardin. Doğu Anadolu'da büyük şehir olan, sonradan büyük şehir olan bir tane ilimiz var. Birisi Van, diğeri Malatya sevgili arkadaşlar. Van ve Malatya, sonradan büyük şehir olan iki tane il Doğu Anadolu bölgesinde. Ve Karadeniz. Karadeniz bölgesinde Trabzon ve Ordu, sonradan büyük şehir olan iki tane ilimiz. Ordu aynı zamanda Türkiye'de en son büyük şehir yapılan ilimizdi sevgili arkadaşlar. Sonradan büyük şehir olan illerimiz bunlar. Bir daha sayıyorum. Marmara bölgesinde Tekirdağ Balıkesir. Ege bölgesinde Manisa, Denizli, Aydın, Muğla. Akdeniz bölgesinde Hatay, Maraş. Güneydoğu'da Şanlıurfa, Mardin. Doğu Anadolu'da Malatya, Van, Karadeniz'de, Trabzon'da, Ordu, sonradan büyükşehir olan iller. Uyarı 1. İç Anadolu bölgesinde sonradan büyükşehir yapılan il yok arkadaşlar. Yani şöyle diyebiliriz. Büyükşehir belediye sayısı değişmeyen tek bölge İç Anadolu. 4 tane büyükşehir vardı. Ankara, Kayseri, Eskişehir, Konya. Sonradan ilave olan il yok. Bu 1. 2. Toplamda en fazla büyük şehre sahip olan bölgemiz, unutmuyoruz, Marmara bölgesi arkadaşlar. Toplam 6 tane büyük şehri var. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, artı Tekirdağ, Balıkesir. Toplam 6. En son büyük şehir yapılan ilimiz Ordu. Ve son bilgileri, Ege bölgesinde biliyorsunuz bir tane büyük şehir vardı. O da İzmir'di. Bir taneydi. Sonra da Manisa, Denizli, Aydın, Muğla eklendi. Birden 5'e çıktı. O zaman büyükşehir belediye sayısı en fazla artan bölge hangisi derse de cevap Ege bölgesi olarak ifade edeceğiz arkadaşlar. Evet, ülkemizdeki büyükşehir belediyeler, eski olanlar, yeni olanlar, yani sonradan yapılanlar kısaca bu şekilde. Böyle bir ufukta anlamış olduk arkadaşlar. Önümüzdeki hafta pazartesi günü derslere devam edeceğim. Ekonomik coğrafyaya başlayacağız. Türkiye ekonomik coğrafyasına başlayacağız. Unutmayınız, burada anlattığım derslerin videoları Ramazan Hoca'nın, ki işte sevmem kendisini, sitesinde arkadaşlar, orada da yayınlanıyor. Oradan da tekrar bakabilirsiniz. Peki. O zaman hepinize şimdilik iyi günler diliyorum.